Herkese merhabalar, Gizemli Mutfağı. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım çok güzel bir pazartesi sabahı oluyordur hepimiz için. Bugün sizlere evde benim de misafirlerime severek yaptığım tariflerden birinden bahsedeceğim. Nezaket kebabı yapacağız. Çok kolay, çok pratik bir yemek. Dilerseniz yanına şöyle güzel bir salata yapabilirsiniz veya farklı mezelerle de süsleyebilirsiniz. Misafirleriniz çat kapı geldi. Hemencik hazırlayacağımız menülerden biri. Dilerseniz şöyle yapalım. Hemen malzeme listemizi alalım. Ondan sonra da tarifimize geçelim. Evet, bugün nezaket kebabı yapıyoruz. Bunun için neler gerekli? Köftesi için 2 adet yumurta, 1 kilo dana kıyma, 1 su bardağı galeta unu, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 2 adet rendelenmiş soğan, 4 adet yufka, 1 çay kaşığı tuz, biraz kimyon, biraz karabiber. Sosu için ise 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet rendelenmiş büyük boy domates, 3 adet sivri biber, 2 su bardağı su, 2 diş rendelenmiş sarımsak. Biliyorsunuz ben genelde tariflerimde biraz burada yaptığım zaman daha az miktarlarda kullanıyorum. Fakat siz dilerseniz eğer aynen bu tarifi uygulayabilirsiniz. Hatta daha fazla yapmak istiyorsanız da çarpı 2 olarak da değiştirebilirsiniz tariflik gramajları. Önce köftesini yapacağız. Fakat ben bugün vaktim kısıtlı olduğu için köftesini yoğuracağım. Ondan sonra da çok özür dilerim, yoğurmayacağım. Direkt tavada güzel bir şekilde pişireceğim. Fakat siz yoğurarak da yapabilirsiniz eğer vaktiniz varsa. İki farklı şekilde de olacaktır ve ikisi de çok güzel olacak. Şimdi şöyle 2 adet yumurtayı, 1 kilo dana kıymayı, biraz galeta ununu, sarımsağı ve soğanı, rendelenmiş olan soğanımızı güzelce bir karıştırma kabımıza alıyorum. Ve daha sonra sadece hepsini yoğuracağım ve gördüğünüz gibi böyle tam köfte kıvamında bir kıyma elde etmek istiyorum. Kıyma harcı elde etmek istiyorum. Daha sonra hemen yufkalarım var. Yufkalarımı yarım ay şeklinde tezgahıma alıyorum ve yuvarladığım, güzel bir şekilde yoğurduğum köftemi hemen onu bu şekilde böyle yanlamasına diziyorum. Sonra onları kapatacağım. Böyle güzelce rulo haline getireceğim. Ve iki parmak olacak şeklinde de keseceğim hepsini. Ve sonra bir borcamı güzelce yağladıktan sonra hepsini yukarıya bakacak şekilde diziyorum. Ve biraz dilerseniz zeytinyağı da üzerinden gezdirebilirsiniz. Ve fırında güzel bir şekilde pişecekler. Tavamda da güzelce kokumu hazırlayacağım. Kokum da şu şekilde olacak. Eğer domates, rendelenmiş domatesleriniz güzel ve mevsime uygunsa domates kullanabilirsiniz. Ben biraz rendelenmiş domateslerimi güzelce rendeliyorum. Eğer dilerseniz biraz da salça üzerine ekleyebilirsiniz. Tavama rendelenmiş domateslerimi, zeytinyağımı, tuzumu, karabiberimi, eğer salçanız varsa biraz salçayı zeytinyağında güzelce kavuruyorum ve kokum hazır olmuş oluyor. Biraz da soya ekleyeceğim içine. Sivri biberi şöyle yapacağım. Dilerseniz ufak ufak doğrayıp sosun içine de ilave edebilirsiniz veya nezaket kebabının yanına da biberleri ve domatesleri güzel bir şekilde dizip fırında da közlenmesini sağlayabilirsiniz. İki türlü de çok güzel oluyorlar. Dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz veya tavada sosun içine de ekleyerek yapabilirsiniz. Çok kolay ve pratik. Bu birazcık ısınmış. Şöyle alalım yan tarafa. Hemen tarifimize başlayalım. Ben zaten adım adım sizlere anlatacağım. Şimdi güzel bir şekilde ilk önce soğanımı hemen şöyle ellerimi bir yıkayayım arkadaşlar. Evet. Bunu kullanmak istemiyorum. Şu büyük olanı kullanacağım. Tavamın altını güzelce açıyorum. Zeytinyağımı. Şimdi şöyle kenara alalım. Şöyle minik minik. Dilerseniz soğanınızı Blender'dan da geçirip o şekilde de kullanabilirsiniz.
Bu arada soğanlarımı doğrarken şöyle ufak bir hatırlatma yapayım. Biliyorsunuz TGT EU TV sayfalarında bizim özellikle YouTube sayfamızda bütün tariflerimiz mevcut. Kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa oradan bizlere ulaşma, oradan tekrardan izleme şansınız var. Aynı şekilde Facebook, Instagram'da da varız efendim. Eğer oradan da bizleri takip etmek isterseniz geri bildirimleriniz bizim için çok önemli. Benim kendi sosyal medya hesabımdan da ulaşabilirsiniz. Bugün nezaket kebabı yapıyoruz. Dediğim gibi farklı şekilde yapabiliriz. Ben genelde vaktim kısıtlı olduğu için o yüzden biraz daha pratik tarif yapmaya çalışıyorum. Pratik bir şekilde nasıl yapabiliriz diye. Şimdi minik minik doğradığım soğanlarım var. Hemen soğanlarımı tavama ekliyorum. Bir adet şurada hemen yine aynı şekilde sarımsağım. Hemen sarımsağımı da güzel bir şekilde şöyle soğanımı koteleyeceğim. Daha sonra kıymam var. Kıymamı da hemen ekleyeceğim, ilave edeceğim. Ve baharatlarımı, dilerseniz sadece tuz ve karabiber kullanabilirsiniz veya pul biber, farklı kimyon, pul biber, nane, o şekilde de değerlendirebilirsiniz. İçine ekleyebilirsiniz baharatlarınızı. Biliyorsunuz baharat bazen çok seviyoruz. Özellikle İç Anadolu ve daha böyle o bölgelerde daha çok tercih ediliyor. Fakat eğer siz mideniz çok rahatsızsa fazla kullanmamayı sağlıklı buluyorum ben. O yüzden ayarında kullanmak her zaman önemlidir. Şimdi güzelce şuradan biraz da kıymamı ekliyorum. Güzel bir şekilde şöyle altını harlayalım. Şimdi baharatlarım, kimyonum, biraz karabiberim, biraz tuzum. Biraz toz kırmızı biber kullanacağım. Dilerseniz tatlı olarak kullanacağım. Siz acı da kullanabilirsiniz. Biraz da kekik. Şimdi güzelce soteliyorum kıymamı. O sırada fırınımı güzel bir şekilde açtım. Karıştırmaya devam. İçine eğer maydanoz seviyorsak maydanoz, dereotu, yeşillikler kullanabiliriz. Ben köftede çok fazla tercih etmiyorum. Ama siz eğer seviyorsanız tabii ki maydanoz ve dereotu gibi yeşillikler de ekleyebiliriz içine. Şimdi yufkam var. Ben biliyorsunuz az porsiyon yapıyorum. O yüzden bir adet yufka kullanacağım. Hemen onu yarım ay şeklinde şöyle bir açalım bakalım. Şimdi
yufkalar birbirine yapışmış, o yüzden. Şimdi bunu da bu tarafa alalım. Gördüğünüz gibi yarım ay şeklinde. Kıymam da hazır. Çok fazla pişirmeye gerek yok. Şimdi bu tarafa alıyorum. Görebiliyor muyuz arkadaşlar? Tamamdır. Güzel bir şekilde kıymamı çok farklı yağından almamaya çalışıyorum. Böyle. Eğer kıymayı önceden dediğim gibi yoğurduysak bu şekilde köfte rulo haline getirip de yufkamızın içine ekliyoruz. Ve şimdi yuvarlayacağım. Hatta şöyle arkadaşlar isterseniz bir eldiven takayım çünkü ben biliyorsunuz ellerim yanmasın. Değil mi? Güzelce şimdi yuvarlayacağım. Biraz üzerine yağ gezdirdikten sonra hemen borcamıma şuradan böyle alalım. Borcamımı biraz yağlayacağım. Daha sonra da parmak şeklinde biraz daha şuradan keselim. Bu şekilde. Borcama yerleştiriyorum. Ve daha sonra da fırınıma güzel bir şekilde daha sonra fırına, ondan sonra da kızardıktan sonra o sırada da kokunu yapacağım. Kokunu yaptıktan sonra da servisini kokunu üzerine biraz dilerseniz tabii ki biraz yoğurt da ekleyebiliriz. Şimdi bu şekilde hemen fırına gönderdik. Hemen bunları şöyle arkaya alalım. Geri kalanına da devam edebilirsiniz bu arada. Eğer daha fazla yapmak istiyorsanız. Şimdi
kokumu ayarlayayım efendim. Eldivenlerimi de hemen çıkartacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet, şimdi bir adet ufak tavamız orada hazır. Sos için, tereyağımız, zeytinyağımız için. Bir adet de şuradan domatesimizi yapalım. Rendemiz. Hemen şuradan domatesimizi ilk önce koyalım. Evet, o sırada tekrardan bir hatırlatma geçelim isterseniz arkadaşlar. Biliyorsunuz TGRT.eu TV sayfalarında bütün tariflerimiz mevcut YouTube sayfasında. Kaçırdığınız tarifler olursa oradan bizlere ulaşabilirsiniz izlemek isterseniz. Aynı şekilde Instagram'da ufak ufak minik kliplerimiz de yayınlanıyor. Daha çabuk bir şekilde izlemek isterseniz de oradan da efendim yakalayabilirsiniz. Benim kendi sosyal medya hesabımdan da aynı şekilde. Eğer kaçırdığınız bir tarifle ilgili soru olacaksa oradan memnuniyetle yardımcı olmak isterim. Veya buradan sizlere aktarmamı istediğiniz bir tarif olabilir. Yine aynı şekilde. Şimdi şöyle domatesimi güzelce rendeliyorum. Ve daha sonra da dediğim gibi eğer salça varsa salça da ekleyebiliriz. Tamamen sizin evinizde olan malzemelerle. Şöyle bir adet daha yapalım. Üzerine yoğurt sos da, yoğurtlu bir sos da yapabilirsiniz eğer isterseniz. O da çok yakışıyor. Üzerine salçalı sos ekleyebilirsiniz. Evet, güzeldi. Şöyle bir. Hemen kokumu hazırlayayım arkadaşlar. Ondan sonra güzel bir şekilde fırınımızı kontrol ederiz. Eğer varsa içinde pişmişlerse oradan alabiliriz. Şimdi ondan sonra servisimizi yaparız. Sonra da evet, şimdi hemen şöyle bir altını açalım. Biraz zeytinyağımız buraya. Bunu da altına açalım. Biraz maydanoz. Maydanozumuz da hazır. Şimdi tuzumuz. Şuraya biraz kekiğimiz. Tamamdır. İki tarafı da güzelce anda domatesim güzel bir şekilde pişiyor. Şimdi içine biraz biberimi hemen ekliyorum. Dediğim gibi ben genelde burada biraz az porsiyon yapıyorum.
Siz eğer daha fazla yapmak isterseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi kebabım da hazır. Oh, hemen onu da şöyle üzerine. Nerede benim? İki tarafta güzel bir şekilde pişsin. Onu da şöyle alalım. Burada kokum var. Biraz dediğim gibi salça isterseniz salça ekleyebilirsiniz. Daha böyle domateslerimiz çünkü maalesef biraz rengi açık oluyor. Aa, domates konserveniz varsa aynı şekilde domates konservesi de olabilir. O da çok güzel oluyor. Da birazcık pişecek. Üzerine ilk önce domates sosum. Ondan sonra da yağımı ekliyorum. Biraz da maydanozla süsleyeceğim. Ve hazır olmuş olacak. Dediğim gibi eğer siz köftenizi önceden yoğurup yapmak isterseniz, vaktiniz varsa içine galeta unu, yumurta, biraz da maydanoz ekleyebilirsiniz. Fakat benim vaktim kısıtlı olduğu için ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Tabii siz iki türlü de yapabilirsiniz. Genelde çalışan kadınlarımız geliyorlar evde hemen yemek yapmaları gerekiyor. Misafir gelecek vesaire. O yüzden ben biraz daha pratik yolunu sizlere aktarmayı seviyorum. Evet, sosum da hazır. Hemen sosumu da şöyle güzel bir şekilde üzerine eğer biraz yoğurt seviyorsak veya sosu hazırladıktan sonra da dilerseniz bu şekilde de fırına tekrardan güzel bir şekilde gönderebilirsiniz. Şimdi şöyle alalım sosumuzu. Biraz da maydanozumuz. Biraz da pul biberimiz. Yanına bir salata olabilir. Sebze olabilir. Yoğurtlu bir karışım olabilir. Çok güzel bir şekilde servis edebilirsiniz efendim. Evet arkadaşlar, şurayı şöyle toparlayayım. Hemen malzeme listemizi alalım ve kapanışa geçelim. Evet, bugün nezaket kebabı yaptık. Biraz daha pratik tarzını yaptık. O yüzden eğer daha farklı bir şekilde yapmak isterseniz, pratik bir şekilde yapmak isterseniz benim tarifi deneyebilirsiniz. Nezaket kebabı için neler gerekli? Köftesi için ilk önce 2 adet yumurta, 1 kilo dana kıyma, 1 su bardağı galeta unu, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 2 adet rendelenmiş soğan, 4 adet yufka, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, sosu için ise 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet rendelenmiş büyük boy domates, 3 adet sivri biber, 2 su bardağı su, biraz da rendelenmiş sarımsak tekrardan. Dediğim gibi ben biraz daha pratik yönünü yaptım. Nasıl yaptım? Güzelce ilk önce ufak ufak doğradım soğanlarımı, sarımsağımı ve kıymamı zeytinyağında soteledim. Bütün baharatlarımı da ekledikten sonra hazır oldu. Fakat siz daha farklı, daha böyle vaktim var, güzel bir şekilde yapacağım derseniz bir karıştırma kabına
Köftemi yapmak için dana kıymamı, galeta unumu, yumurtamı, sarımsağımı, soğanımı, kimyonumu, tuzumu, karabiberimi ekliyorum ve güzelce yoğuruyorum, köfte kıvamına getiriyorum. Daha sonra güzel bir şekilde yarım ay yufkalarımın içine onları diziyorum, ruru haline getiriyorum ve iki parmak olacak şekilde hepsini kesiyorum ve güzelce yağladım. Bu kullanacağınız herhangi bir borcama olabilir, yuvarlak, kare, herhangi bir pişirme kabı da olabilir. Güzelce hepsini yukarıya bakacak şekilde diziyorum hepsine ve fırınımda güzelce pişireceğim. Ben tabii daha pratik olsun diye ilk önce tavamda güzel bir şekilde soteledim ve daha sonra yufkamı o şekilde ayarlayıp pişirmeye o şekilde gönderdim. Sosu için ise rendelenmiş domatesim var. Güzelce tavamda zeytinyağımı, rendelenmiş domatesimi, sivri biberimi ufak ufak doğradım. Güzelce şöyle bir karıştırıyorum. Güzelce ilk önce suyunun çekmesini sağlıyorum domatesimin. Eğer elinizde salça varsa bir yemek, çok özür dilerim, tatlı kaşığı salça da ekleyebilirsiniz içine. Böyle daha soslu kırmızı şeklinde oluyor. Kebabım piştikten sonra üzerine kokumu da güzel bir şekilde gezdiriyorum. Ben bir de yağ ve biraz da baharatlarla şöyle yağımı kızdırdım ve yağımı da üzerine güzelce gezdirdim. Dilerseniz yoğurt karışımı da yapabilirsiniz. Servis ederken yoğurdu güzelce karıştırdıktan sonra o şekilde de servis edebilirsiniz. Yanına herhangi bir salata olabilir veya farklı patates püresi olabilir, mezeler olabilir. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz efendim. Çok pratik, çok kolay bir menü olacaktır. Umarım deneme şansınız olur. Şimdiden sizlere afiyet olsun. Evet, gördüğünüz gibi benim yarım saatimi aldı. Çok pratik bir ve kolay bir şekilde. Sizlerin de öyle olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bütün tariflerimiz Tegere.tv YouTube sayfasında mevcut. Oradan bizlere tekrardan izleme şansımız var. Aynı şekilde Instagram, Twitter ve Facebook'ta da varız efendim. Geri bildirimleriniz bizim için çok önemli. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Benim kendi sosyal medya hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa memnuniyetle cevaplamak isterim. Yarın çok güzel bir Karadeniz yöresine ait tarifim var. Lütfen kaçırmayın. Hem biraz yöresel olacak, hem lezzetli olacak, hem pratik olacak. O yüzden yine aynı saatte burada olacak efendim. Lütfen bizleri izlemeyi unutmayın. Bugün de Gizemli Mutfağın sonuna geldik. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Siz izleyenlerime ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim bugün. Afiyetle kalın. Güzel bir pazartesi olsun. Güzel bir hafta olsun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.